Selamlar. Ağır bir gripten çıktım. Uzun zamandır ne video ne podcast yapamadım. Sesim çok kötüydü. Neyse bugün karşınızdayım. Bugün bana çok sık sorduğunuz bir soruya döneceğim. Yabancı, özellikle yüksek teknoloji firmalarına, bu Amerikan borsasındaki kote yüksek teknoloji firmalarına nasıl yatırım yapılır? Bugün konumuz bu. Bu soruyu çok almamın temel sebebi son dönemlerde benim yatırımların çok iyi gitmiş olması. İşte Tesla gibi, Uber gibi, Virgin Galactic gibi, Beyond Meat gibi yüksek teknoloji firmalarına son 1-2 yılda yaptığım yatırımlar çok iyi karşılık aldılar. Açıkçası bu başarının çoğu bana ait değil. Amerikan borsası çok süper iyi gitti. İşte biliyorsunuz Merkez Bankası inanılmaz para basıyor borsaya. O da yatırıma dönüşüyor. Faizler de çok düşük olduğu için hisse senedine gidiyor bu paranın büyük bölümü. Biraz bu da şirketlerin fiyatlarını bir miktar şişirdi açıkçası. Nitekim son bu koronavirüs hikayesinden beri %10'luk düşme var Amerikan borsasında 2 günde. Daha da bir miktar aşağı gidebilir gibi gözüküyor. Ama yine de baktığımız zaman son 2 yılın, son 1,5-2 yılın özellikle performansına, bu son düşüşe rağmen yüksek teknoloji firmalarının getirileri dehşet İngiliz. %1000'ler, 2000'ler civarında getiriler var. Hani bir örnek vereyim, Tesla geçen sene Temmuz'da 200 dolarlardaydı. Bir ara bu sene 900 buldu. Şu anda işte 750-800 arasında geziniyor. İnanılmaz artışlar var yani, 6 ayla bir yılda 3-4 katlar var. Ben de bunları paylaştıkça pek çok insan ya hocam ben nasıl yatırım yaparım diyor. Ona bu videoda cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle ben bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Borsada nereye gideceği konusunda da pek bir fikrim yok. Birkaç kere de aslında son birkaç aydır uyardım insanları. Bu çok tehlikeli gidiyor, çok aşırı şişti diye. Bundan sonra ne olacağını öngörmek zor. Ama inancım bir insanın yatırım portföyünde mutlaka bu yüksek teknoloji şirketlerinden birkaç tane bulundurması lazım. Bunun sebebi de bu şirketlerin yukarı doğru gitme potansiyellerindeki muhteşem fırsatlar. Tabii aşağı doğru da gidebilirler ama giderlerse yukarı doğru inanılmaz fırsatlar yaratıyorlar. O yüzden portföyünüzün bir bölümünü bunlara ayırmak mümkün. Hisse senedi yatırımcı aslında 3 çeşitte yapılıyor benim gördüğüm. Bir tanesi günlük işlemler, günlük trade, işte gün içerisinde al satlar. Benim bildiğim bir yöntem değil, o tekniklerden hakim değilim. Ayrıca çok zor olduğunu düşünüyorum ve bir de Amerikan borsası şöyle bir huyu var. Türkiye saatiyle akşamüstü 4.30'da başlayıp gece 12'de kapanıyor. Yani hayatınızı ona vermeniz lazım. Aile, çoluk çocuk unutun. Çok ender yapıyorum. Bazen böyle o günlük çok sert hareketler olduğu zaman borsada öyle fırsatlar olabiliyor. Ama pek tercih ettiğim yöntem değil. İkinci bir yöntem değer yatırımcılığı. Çok uzun vadede bir piyasada olan, karlı, temettü dağıtan, yıkılmayacak gibi gözüken şirketlere yatırım yapmak. İşte teknoloji sektöründe Apple böyle bir örnek olabilir ama daha klasik örnekler, ne bileyim, Coca-Cola, Procter & Gamble, General Electric, bu tip firmalardan bahsediyoruz. Bu firmalara yatırım yaptığınız zaman ani bir değer kaybı pek olmuyor. Ama bu firmaların büyüme ihtimalleri az olduğundan çok ciddi bir değer kazanımı da zor. Geçen sene Apple gerçi bu standartın dışına çıktı ama yine bu istisnai bir iş diye düşünebiliriz. Üçüncü yatırım alanı ise growth stocklar, büyüme hisseleri. Bunlar genelde henüz kar etmeyen, yeni bir iş modeli, yeni bir teknolojiye sahip şirketler. Piyasaya açılmış durumdalar, halka açılmış durumdalar. 1-2 yıldır piyasada işlem görüyorlar. Kar etmedikleri için spekülatif hisseler bunlar. Çünkü yatırımcı risk alıyor bunlarda çok fazla. Fakat bunlar iyi giderse inanılmaz iyi gidiyorlar. Kötü giderlerse inanılmaz kötü gidiyorlar. İşte benim sevdiğim alan burası. İşte demin bahsettiğim Beyond Meat gibi, Virgin Galactic gibi, Tesla gibi şirketler hep bu kategoriye giriyorlar. Bu tip şirketlerin ortak özelliği uzun zaman sürünüyorlar. Sonra bir gün ürünlerini, iş modellerini öyle bir hale getiriyorlar ki talep bunlara doğru çok akmaya başlıyor. Sonra da hızlı büyüme gerçekleşiyor. O zaman da hisse senedinizin kat be kat kar etmesi mümkün oluyor. Benim alanım burası. Bundan dolayı da portföyümün sadece bir bölümünü burada tutuyorum. Ben de daha güvenli araçları da elbette kullanıyorum. Peki buraya nasıl yatırım yapılır bir Türk olarak? Biraz da bunun tekniğinden bahsedelim. Aslında temelde iki yöntem var kullanabileceğiniz. Bir tanesi bütün büyük bankaların, mesela İş Bankası'nın var, Akbank'ın var biliyorum. Bu tip yüksek teknoloji şirketlerinden oluşan portföyleri var, fonları var. Bu fonlardan satın alabilirsiniz. Tabii fon aldığınız zaman yönetimi oraya bırakmış oluyorsunuz. Bu da hisse senetlerinin o aşırı karlarına yararlanmanızı bir miktar engelleyebiliyor. Çünkü fonlar risk dağıtarak bu işi yapıyorlar. O risk dağıldığı zaman da çok hızlı büyüyen şirketi yakalayamayabiliyorsunuz. Tabii bunun olumlu yönü de o fon çok hızlı düşerse, hisse senetleri çok hızlı düşse bile affedersiniz, fon çok sert düşmüyor. Daha
bir portföy mantığında olduğundan daha dengeli gidiyor olabiliyor. O yüzden ilk tavsiyem bu. Bu fonları alıp kalkıp satmak son derece kolay. İşte bu bankalara, eminim diğer bankalarda da var benzer şeyler. Hatta mesela şunu biliyorum, Allianz'ın bireysel emekliliğinde bile böyle fonlar var. Bu fonlardan satın almanız gayet basit bir işlem. Bankanıza bu konuda başvursanız size yardımcı olacaklardır. Günlük olarak alıp satabiliyorsunuz. Ben ilk başta böyle başlamıştım. Fena da para kazanmadım açıkçası. İyi bir yöntemdi. Biraz o dünyaya girmek için iyi. Özellikle vaktiniz yoksa, enerjiniz yoksa ve tam da neye yatırım yapacağınız konusunda yeterince araştırma yapamıyorsanız bu fonlarla başlamak daha iyi. Ama dediğim gibi getirileri daha düşük. Kötüye gitme durumunda da düşüşleri daha yavaş. Daha dengeli bir iş. Yok, hayır, ben kendime güveniyorum arkadaş. Ben hisse senedi alıp satacağım diyorsanız da o zaman yine yöntem. Ben bankaları bu konuda tercih ediyorum. Yine işte Akbank gibi, İş Bankası gibi bankaların yatırım yurt dışı işlemler masalarına başvurup genellikle işte mesela Akbank'ta Ak Yatırım'a başvurmanız gerekiyor. İş Bankası'nda iş yatırıma. Ben böyle böyle yurt dışına işlem yapmak istiyorum diyorsunuz. Belli bir para yatırmanız gerekiyor oraya. O parayı ani hemen hisse senedine koymanız gerekmiyor ama onu orada tutmanız gerekiyor ki o hesap sizin için aktif olsun. Yanılmıyorsam mesela Ak Yatırım 2 10 bin dolar civarındaydı. Bu parayı oraya yatırdıktan sonra yapmanız gereken tek şey yurt dışın size hemen bir hesap açıyorlar. O hesap mesela Akbank'ın Tradeol diye bir yurt dışı platformu kullanıyor. O hesap üzerinden tıpkı Türk şirketlerinin hisse senetleri alıp satar gibi hisse senetleri alıp satabiliyorsunuz. Bunun dezavantajı risk sizde tamamen. O yüzden o gün ani bir düşme olursa hissede siz kaybediyorsunuz. Güzelliği tabii kazancı yüksek de olabiliyor. Türkiye'den işlem yapmak biraz pahalı. Fiyatları vermeyeyim şimdi transaksiyon maliyetlerini. Çünkü eminim bankadan veya yatırım şirketine değişkenlik gösteriyor. Ama şunu söyleyebilirim. Türk yatırım platformlarını kullanıp yurt dışında günlük trade yapmak çok zor bir iş. Çünkü masraflar gerçekten yüksek ve hani 3 kuruş para kazanacağım diye aslında yatırım şirketini zengin ediyorsunuz. O nedenle bu yatırım platformlarını kullanıyorsanız, yerli platformları, en iyisi daha uzun vadeli yatırımlar yapmak. Ki bu alım satımlardan doğan giderlere etkilenmeyin. Bir de unutmayın, yurt dışında hisse senedi alıp sattığınız zaman Amerika'da aslında vergi mükellefi haline geliyorsunuz otomatikman. Özellikle bir yıl tutmazsanız hisseyi ve hızlı trade yaparsanız ondan bir miktarda vergi tutuyor. Onu da yıl sonu sizden kesiyorlar. Yani o yüzden günlük trade yapmak Türk borsa, Türk platformları için biraz zor. Üçüncü bir seçenek, zor bir seçenek. Ben de kullanmıyorum öyle bir seçeneği. İşte yurt dışında bir Amerika'da bir hesabınızın olması. Bunun için ya Amerikan vatandaşı olmanız ya Amerikan SGK, işte onların o Social Security number'ından olması lazım sizde. Ya da belki bir arkadaşınız üzerinden yapabilirsiniz. Ama açıkçası pek bildiğim bir dünya değil. Arkadaşınız üzerinden yaparken de, diyelim ki Amerika'da yaşayan bir Amerikan arkadaşınız var, onun hesabını kullanıp bu işi yapıyorsunuz. Bir Robin Hood gibi bir app'la. Bu mümkün de arkadaşınız bir gün bunlar benim ya derse diyeceğiz, bir şey kalmaz. Okay? Bunu unutmayın. Tekrar bunlar yöntemleri bunlar ama tekrar hatırlatmak istiyorum. Yüksek riskli bir iş bu. O yüzden portföyünüzün küçük bir bölümüyle bu işi yapın ve gerçekten çok araştırma yapmanız lazım. Belki beni takip edenler varlar. Yatırım yaptığım şirketler konusunda hakikaten çok bilgi sahibi olmaya çalışıyorum. Zaman zaman her hafta çarşamba günü aslında bununla ilgili bir makale de paylaşıyorum. Bir yatırım alanıyla ilgili. Bunları belki takip edebilirsiniz ama dünyada da bir sürü çok güzel platform var. Bu tip bilgileri alabileceğiniz. Çok ciddi araştırma yapmadan ve uzun vadeli bakmıyorsanız uzak durmanızı tavsiye ederim bu işe. Belki banka fonlarıyla yavaş yavaş adım atıp biraz bilgi geliştirmek de iyi olabilir. Ama mutlaka portföyünüzün bir bölümünde bu tip firmalara fırsat verin. Bunların hızlı büyüme inmeleri muazzam. Bazen bir de şöyle bir soru geliyor. Türkiye'de böyle şirketler yok mu diye. Belki var. Ben çok yeterince araştırdım söyleyemeyeceğim ama şunu görüyorum. Türk şirketleri böyle bir teknolojik inovasyona sıçrama yapabilen firmalar değiller pek. Daha da önemlisi Türkiye borsası, Türkiye yatırımcısı uzun vadeli, yüksek riskli işlere yatırım yapmayı sevmiyor. O yüzden böyle bir şirket olsa bile değer kazanması çok kolay değil. O yüzden Türk borsasını tercih etmiyorum ama önerileriniz varsa mutlaka duymak isterim. Evet, bugünkü video bu kadar. Umarım güzel yatırımlarınız olur. Ama tekrar unutmayın, bu bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece kendimin bu işi nasıl yaptığımı merak ettiğiniz için size cevap vermeye çalıştım. Hoşça kalın, sevgiler.